Manşete hoş geldiniz. Resimdeki güzel, evet uluslararası güzellik yarışmasında yarışan finalistlerden biri. Suudi Arabistan bayrağı omzuna almış. Suudi Arabistan bayrağında bilenler bilir. kelimeyi Tevhid yazar. Bu güzel Miss Saudi Arabia. Yani Suudi Arabistan'ın uluslararası güzellik yarışmalarında gönderdiği temsilcisi. Yolladığı uluslararası güzellik yarışmalarına yolladığı temsilcisi. İsmi? Rumi El Kahtani. En son Miss Asya. Yani Asya güzellik yarışması 2024'te yarışıyor. Ee, daha önce 2021'de Suudi güzeli seçilmiş. Suudi Arabistan güzeli seçilmiş. Ee, hemen ardından Arap Barışı güzeli seçilmiş. Ee, 2022-23 dereceleri var. Ee, Miss Europe gibi, Miss Pl Pl planet gibi vesaire yani gezegen, dünya, Asya ne derseniz. Yani 3-4 yıldır Suudi Arabistan'ın dünya güzellik yarışmalarına gönderdiği bir kadın. Son derece enteresan çünkü Suudi Arabistan gibi tırnak içinde şeriat ilkeleriyle yönetilen ama son dönemde Veliaht Prens Bin Salman aracılığıyla bir takım açılım, bir takım dinde reform falan gibi çalışmalara hız veren ülkede Böyle bir gelişmenin olması dikkat çekici. Instagram hesabında fotoğraflar var, paylaşıyor. Dünya basında yansıyan fotoğraflar var. Ve son derece cüretkar fotoğraflar. Yani Suudi Arabistan'dan nasıl böyle bir hamle geldi, geliyor denebilecek fotoğraflar. Ben birkaçını seçtim. Siz e, internetteki taramalarda görebilirsiniz. E, Suudi Arabistan'ın dünya güzellik yarışmalarına veya uluslararası güzellik yarışmalarına gönderdiği Miss en son Miss Asya'ya gönderdiği Rumi el-Kahtani'yi. İlk 2021'de çıktığında daha böyle geleneksel, daha böyle töreye uygun ve daha böyle tartışılmayacak bir kostümle, kıyafetle çıkmış. Resimde görüldüğü gibi. Fakat daha sonra durumlar değişti, değişiyor. Tam da bu aşamada işte veliaht prens Atatürk olur mu falan tartışmaları gündeme geldi. Bu e, Suudi Arabistan e, güzellik kraliçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Atatürk olma hevesi arasındaki alaka nedir? Alaka şu çünkü Veliaht Prens son dönemde yaptığı açıklamalarda hayatımızdan bir 30 yıl daha geri düşüncelerle boşa geçirmeye asla müsaade edemeyiz. Onları anında şimdi hemen yıkacağız diyor. Hatta bir takım ifadeleri var. Özellikle Kur'an'da merhametle alakalı, rahmetle alakalı konuların öne çıkarılması gerektiğini, bazı bir takım tartışmalı konuların veya ne bileyim dünyanın e, olumsuz değerlendirdiği konularında geri bırakılması gerektiğini söylüyor. Bu onun düşünceleri. Bu tabi dinde reform olarak değerlendiriliyor ve yakın çevresine de Atatürk olmayı hedeflediği ikinci bir Atatürk olmayı hedeflediği falan gibi e, düşüncelerini söylediği ifade ediliyor. Atatürk olup olmamak ayrı bir hikaye zaten siyasi liderler veya kurucu liderler, veya devrim liderleri ki Atatürk bir devrim yapmıştır Türkiye'de. Devrim liderleri kendi bulunduğu konjonktür içinde değerlendirilmelidir. Fakat Bin Selman'ın burada Erdoğan'la fotoğrafı görülüyor. Erdoğan da ikinci bir Atatürk olmak istiyor. O da başka bir biçimde. Yani herkesin ikinci Atatürk hayali farklı. Bakalım e, Suudi Arabistan'da iş nereye gidecek? Türkiye'deki tartışmaları da İnsanlar ya Suudi Arabistan böyle açılım politikası götürürken Türkiye içine kapanmaya başladı gibi değerlendiriyor. Bu değerlendirmeye bir şey demem fakat Suudi Arabistan'ın açılım politikalarını veya Bin Selman'ın biraz daha reformist yaklaşımını bu farklı bir çerçevede el almak gerekir. Ha elinin kanlı olduğunun altını çizelim yani bu re bu realiteyi Cemal Kaşıkçı suikastinden katliamından dolayı cesedini kaybettiler asit bidonuna atıp. Ee, özellikle İstanbul konsolosluğu A'dan Z'ye bütün ekibiyle beraber planlı bir suikast, planlı bir ortadan kaldırma rejim muhalifine eli kanlıdır ve dünyada bunu bu şekilde kabul etmiştir ayrı bir konu, şimdi 4-5 sene sonra Joe Biden'la da Erdoğan'la da barış çubuğu çüttürüyor ayrı bir hikaye ama realite bu yani realite bir takım eli kanlı liderler ülkelerinin başında durmaya devam ediyorlar ve biz de kritik ederken konuları siyasi açıdan, politik açıdan, toplumsal açıdan elbette bu şerhi koyarak ...kritik ediyoruz ama neticede... ...Suudi Arabistan'da krallığa doğru yürüyen... ...bir isimdir yani... İşte bu da Rumi El Kahtani'nin... ...yani Suudi Arabistan... ...güzellik kraliçesinin... Twitter, ...Instagram hesabı... ...oraya girdiğinizde boy boy fotoğraflarını... ...görürsünüz... ...peki bu fotoğraf ne? ...bu fotoğraf 2021 yılında... ...Twitter'da yayınlandı o zaman çok fazla... ...dikkat çekmedi... ...şimdi 3 isim görülüyor... ...3 kişi görülüyor burada... Bir bakışta tanıyabileceğiniz... Katar emiri en soldaki. Peki ortadaki kim? Onun sağındaki kim? Ortadaki Suudi Arabistan'ın veliaht prensi. Yarın öbür gün Suudi Arabistan kralı olacak kişi. Biraz evvel bahsettiğim reform çalışmalarını falan yürüten kişi. En sağdaki de... Birleşik Arap Emirlikleri'nin... Ulusal Güvenlik Danışmanı... Pozisyonundaki kişi. Kimmiş ismi? Bin Zayed el-Nahvan. Önemli değil ama... Şimdi şeye bakın, e, resimdeki kişilerin kılık kıyafetine, kostüme bakın ve bunu yani poz vermişler ve bu pozu yayınladılar. Yani gizli saklı da değil, kapalı kapılar ardında hiç de çevirmiyorlar. E, bir poz verip bunu da dünyaya yayınlıyorlar. Üstlerinde birer tişört var, altlarında da birer şort var. Tam anlamıyla bir e, hani tabir yerindeyse batılı tarz, e, plaj kıyafeti filan ile poz veriyorlar ama ülkelerine dönüp baktığınızda Müslüman ülkeler hatta duruma göre e, kendi halklarına veya kendi milletlerine son derece e, katı baskıcı bir takım kuralları özellikle dini e, şeyleri de dini referansları da alt alta sıralayarak uyguluyorlar böyle bir durum 2021'de yayınlandı yani 3-4 yıl önce yayınlandı bu fotoğraf çevirdiğimde o gün belki çok anlaşılmamış olabilir. Her neyse şimdi e, Feyza Altun'dan çok fazla bahsetmek istemiyorum ama bu alkol veya rakı muhabbeti konuşulmuş. Onun üzerine bir şey diyeceğim. İşte a, Feyza Altun'un gözaltı sırasında 5 dakika izin isteyip, savcıdan veya polisten izin isteyip e, kendine bir tek rakı koyması ve ondan sonra da ağlaması. E, Ozan Vural paylaşmış. Çok ilginç bir veriyle karşılaştım diyor. İskoç viskisi. Dünya pazarındaki en büyük ilk 10 ihraç ülkesi arasına 10. sıradan Türkiye girmiş 2023 itibariyle. Yani İskoç viskisi dünyaca meşhur bir içecektir. Kendine göre kriterleri vardır ve o oradaki milli sanayinin önemli unsurlarından biridir. Belki de en önemli açık ara. Fakat ilk 10 ihracat ülkesi arasına Türkiye'nin girmesi, geriden gelip girmesi son derece enteresan. 2019'la karşılaştırırsak %178'lik bir artış diyor. Yani 5 yıl öncesine göre %178 artmış İskoç viskisinin Türkiye'ye ihracatı. Bu şunu getiriyor yani bu konuyu analiz ederken Türkiye'deki sosyolojik taban, toplumsal taban ve iktidar. Neyse Suudi Arabistan'dan geldik Türkiye ile devam ediyoruz ama çok fazla fark etmiyor. Türkiye'de pek çok şey Aynı İran'da olduğu gibi ev partilerine, ev içinde tüketime filan dönmüş durumda. Yani kapalı kapılar ardında insanlar günah işleme özgürlüklerini kullanıyorlar. Bir yönüyle böyle. Bir yönüyle de tepede, tepedeki irade ne derse desin, ne yaparsa yapsın... ...veya ne bileyim işte alkollü içkilere ne kadar vergi koyarsa koysun... ...aşağıda ki tüketimi değiştiremediği gibi neredeyse ikiye katlıyor son beş senede. Böyle de bir yanı var. İki... Ayrıca böyle bir derdi var mı? Böyle bir derdi yok yani konu daha çok söylem bazında yürüyor. Konu daha çok klişeler bazında yürüyor. Yani e, Kur'an'dan haberi olmayan insanlar Kur'an'a laf söyletmiyor. Oturup 4-5 dakika herhangi bir konuda herhangi bir dini konuda kritik yapamayacak insanlar halifelik vesaire söz konusu olduğunda aman ayağa kalkıyor. Bir Osmanlıcılıktır gidiyor filan. Yani olay söylem bazında yürüyor. Aşağı doğru baktığınızda bunun yaşayışa veya aile veya genel kriterlere veya neyse dinin buyrukları o buyruklara göre yürüyüp yürümediğini görmüyorsunuz, göremiyorsunuz. Böyle bir şey var. Öbür tarafta bir pavyon dansı aylardır haftalardır milyonlarca seyrediliyor dolaşıma giriyor. Kimsenin de buna bir itirazı yok. Ama baktığınızda bir pavyon yani. Ve pavyonda bir kadın dans ediyor. Ve seyretmeyen kalmadı o görüntüyü. Yani bir yönüyle e, bir tarafa veya e, bir, bir diziye veya bir dizideki bir sahneye hiçbir itiraz gelmezken. Halbuki belli değerleri savunan insanların o değerlerine taban tabana zıt bir konu bu. Fakat orada değiller. Kastettiğim bu. E, mesele işin kendilerine göre tırnak içinde söylüyorum. Sefahat boyutu olsaydı... Başka şeylerle ilgilenmeleri gerekirdi. Bir diğer haber de işte bu rakı meselesi yani Fezra Altun'un rakı meselesini biraz da bu, bu çerçevede el almak gerekir. Yoksa elbette kolluk gücü gözaltına alm almaya gittiği kişinin rakı içmesine mi izin verecek böyle bir şey olabilir mi? Yargıda Yargı ve kolluk gücü açısından skandal o işi yapanların bu izni verenlerin derhalaça alınması lazım. Zaten öyle olmasın diye de galiba sonra açıklamaları değiştirdi. Değiştirdiler Fecri Altında Fatih Altaylı da. Fakat konu başka. Şimdi Konya'da bir mahalle muhtarı birlikte yaşadığı ve swinger partilerine katıldığı kadının kızına 14 yaşından 17 yaşına kadar istismarda bulunmuş. Şikayet üzerine kadın ve muhtar tutuklanmış. Swinger denen hikaye eş değiştirme. Yani böyle kapalı kapılar ardında, arka mahallede çok acayip şeyler dönüyor. Yani o Bahsedilen genel ahlak neyse veya ahlak neyse veya toplumsal ahlak neyse o ahlakı da geçtik yani kendi ahlak yargıları kendi topluma dayattıkları konular neyse onu da geçtik suç kabilinden işler oluyor. Ama işte bu oluyor kapalı kapılar ardında oluyor yani Suudi Arabistan'dan girdik viskiyle devam ettik Feyza Altun dedik Konya'da bir mahalle muhtarının swinger partisine kadar geldik ama enteresan yani genel bir her anlamda toplumsal anlamda da ciddi bir savrulma hali var. Hemen her alanda olduğu gibi. Bu elbette işte bir distopyanın sonucu, elbette baskı baskıcı dönemin veya baskıcı yönetimlerin sonucu ve aşağı doğru toplum kademelerine yansıması. Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı ve faizi sabit tuttu. Değiştirmedi. Fakat konu bu değil ki. Konu mahve eğilmezin dediği şey. Asıl olan diyor faizi değil enflasyonu önce sabit tutabilmek sonra da düşürebilmek. Bunu yapamadı. Yüzde yedilerden sekizlerden nereye getirdi ama olmadı. Enflasyonda bir değişiklik olmadı kendi açıkladıkları enflasyon. Hissedilen enflasyon gerçek reel enflasyon 3 haneli. Yüzde yüz yirmilerde yüzde yüz otuzlarda. Bir Nisan'dan sonra ne olacağını da kimse kestiremiyor. Ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bir ekonomik istikrar yok ülkede. Enflasyonda dünyada ilk üçte ilk dörttesin. Bir siyasi istikrar yok. Hukuk yok. insan hakları hiçe sayılıyor. Maden kazasında işçileri bırakmışlar. Dokuz işçiyi toprak altında bırakmışlar. Arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış. Çarşı pazar fiyatını bir gün gazetesi grafikle getirmiş. Grafikle bir pazardan Patates 5 lira tanesi, dolar 31 lira oldu, pound 40 liraya yürüyor, açlık sınırı 22 bin lira, yoksulluk sınırı 60 bin lira. Gelinen nokta bu. Bu, Merkez Bankası'nın ne önceki politikalarının ne de şimdiki politikalarının sonuç vermediğini vermeyeceğini gösteriyor esasen. Seçim sonrası 1 Nisan'dan itibaren ekonomi ne olacak diye soranlara uzun uzun anlatmaya gerek yok. Görseli paylaşmış Cem Toker. Bir resim bin kelimeye bedeldir diyerek. Orada da yer yok demiş Memduh Bayraktaroğlu bu tweet'e attığı cevap mesajında. Millet de dalga geçiyorlar. Çevre Şehircilik Bakanı maden faciasına ilgi göstermemiş veya bölgeye gitmemiş, hastaydım diyor. Sonra bakıyorsunuz, hasta olmadığı o günlerde farklı programlara katıldığı ortaya çıkıyor kendi X platformunda yaptığı paylaşımlardan. Bu da unutulacak. Unutuldu zaten. Çok fazla konuşulmuyor. Yani 10 binlerce kişinin öldüğü, enkaz altında kaldığı, hala enkazın altında cesetlerin olduğu Hatay Kahramanmaraş Adıyaman büyük depremi birkaç hafta sonra, birkaç hafta konuşulup unutulmadı mı? 9 işçinin toprak altında kalmış cenazesiyle mi ilgilenecek şu anda Ankara? Maalesef. Ama başka şeylerle ilgileniyor mesela Erdoğan'ın Antalya Havalimanı işletme ihalesinde 1 milyar dolar cebe indirdiğini ifşa eden Ali Yeşildağ Yunanistan'dan istemiş, sonuna kadar da davayı takip etmiş ve Yunanistan iade edecek. Yunanistan'ın üst mahkemesi iade yönünde karar vermiş. Adalet Bakanı okeylerse Ali Yeşildağ iade edilecek. Adalet Bakanı okeylese bile gene bir takım yargı aşamaları var ama Erdoğan kendi zenginleşmesine dair aile içinden itirafta bulunan Ali Yeşildağ belli ki susturmak istiyor. Türkiye'ye döndüğünde başına ne geleceğini de tahmin etmek olası. Maalesef durum bu. Ama saklanan başka şeyler var. Şimdi İtalya Başbakanı Türkiye'ye geldi ve o gün de bu yayınlarda altını çizdik. Meloni'nin ani Türkiye ziyaretinin ve kısa Türkiye ziyaretinin tek amacı vardı göçmen meselesi. İtalya artık Akdeniz'den kendilerine akan Afrikalı, Orta Doğulu göçmeni absorbe edemiyor. Karşılayamıyor. Ne mali kaynaklara müsait ne toplumu buna izin veriyor ne de artık taşıyabilecek noktada değil. Onları gönderecek kampı vesairesi yok. Altyapısı çökmüş durumda. Bundan dolayı Türkiye'ye geldi. Nasılsa siz bir göçmen kapısısınız. Do doğal, naturel, 780 bin kilometre karelik bir göçmen kampısınız. Bize bu konuda destek verin demeye geldi. Ve bu hiç konuşulmadı. Türkiye Medya Mahallesi de konuşmadı. Bundan bahsetmedi. Ama bu böyleydi. İlber Ortaylı'nın e, İtalya Başbakanı'nı kapalı çarşı gezisinde ona kılavuzluk rehberlik etmesi falan konuşuldu. Magazini konuşuldu ama arkası konuşulmadı. Ve bak Arnavutluk parlamentosu İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmenler için geri gönderme merkezi inşa etmesine olanak sağlayacak anlaşmayı İtalya ile imzaladığını duyurmuş. Batı'da şu anda bu flash haber. İtalya... Avrupa, bir, Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde Arnavutluk'un Adyatik kıyısı boyunca kamplar kuracak mülteciler için. Arnavutluk'ta sonuç almış. Belli ki ileriki haftalarda veya aylarda Türkiye'den, Türkiye'den de böyle bir sonuç alabilir. Bunların konuşulması lazım. Tıpkı bu Kaan uçağının konuşulmadığı gibi. Benim alanım değil. Savunma sanayi, havacılık teknolojisi, jetler F16 F35 mukayesesi ama şeye baktığımızda çıkan haberlere baktığımızda manşette F35'ten daha görünmez diyor bir gazetenin haberinde bir başka gazetenin haberinde F16'dan daha üstün diyor. Hangisi? F16'dan mı üstün? F35'ten mi üstün? Yoksa ikisinden birden mi üstün? Gaz almak için mi bunu yapıyorsunuz? F35'ten de F16'dan da üstünse Niye o zaman 40 tane F16 için Amerika'ya milyarlarca dolarlık anlaşma yaptınız Amerika'yla ki o uçaklar 2027-2028'den itibaren teslim edilecek? Madem siz F16'dan üstün, F35'ten üstün bir uçak yaptınız. Niye Amerika'nın kapısında beklediniz F16 modernizasyonu için? 50 yıllık jetler. Bunu sormak gerekiyor. Hangisi F-16'dan mı üstün? F-35'ten mi üstün? Bilen insanların bu mukayeseyi yapması gerekiyor eldeki verilerle. Ve bunun hayata geçme ihtimali nedir? Uçağın motoru nereden? Ne bileyim diğer navigasyon sistemleri nereden? A'dan Z'ye. O uçağı üretmek için neye muhtaçsınız? Mesela yakında Kanada ambargoyu kaldırdı ve o insansız hava araçları veya insansız silahlı hava araçlarıyla ilgili olarak önemli parçalar oradan geliyordu. Ambargoyu kaldırdığı için orası kurtuldu. Yerli ve milli dedikleri insansız hava araçlarının yerli ve milli ortaya olmadı ortaya çıktı. Kanada'dan geliyor ekipman. Yedek parça veya parçaları neyse, kritik parçaları. Bunda acaba durum nedir? Bilmiyoruz, bilemiyoruz. F16'dan üstün, F35'ten üstün. Bu iki sorunun sorulması lazım. Gerçekte ne? Ve eğer öyleyse niye gittin o anlaşmayı yaptın? Milyarlarca dolar, ülkenin parasını ipotek ettin. 5 sene sonra gelecek veya 4 sene sonra teslim edilecek uçak için. Bu sorular sorulmuyor. Elbette Kaan meselesini, Kaan uçağı, Kaan jeti meselesini hayırlı uğurlu olsun Türkiye'ye. İlgili uzmanlara havale ederek bu soruların cevabını beklemek gerekiyor ama bu soruların cevabını alamayacağımız da ortada. Haftanın son manşeti Cuma. Görüşmek umuduyla hoşçakalın.